İyi isabet oldu. Ordu yaklaşık 600 bin koloni varlığı, 3500 civarında arı yetiştiricisiyle Türkiye'de en çok balın üretildiği il durumunda. Yaklaşık 17 bin ton bal üretimi söz konusu. Kuraklıktan dolayı bir miktar bal üretimimizde düşüş yaşandı. %35'lik bir kaybımız oldu ancak normal sezonda 17 bin ton civarında bal üretimiyle Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Tabii ordulu arıcılarımız Türkiye'nin değişik yerlerine gitmek suretiyle gezgince arıcılık yapıyorlar. Ve adeta Türkiye'yi dolaşıyorlar ve bal üretimini gerçekleştiriyorlar. Biz üreticilerimize, arıcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu haliyle Türkiye'de bir numara olan, üretimiyle bir numara olan orduda bal ihracatı da özellikle Balmer tesisinin kurulmasıyla birlikte bal ihracatında da bir artış yaşanmaya başladı. 2021 yılı içerisinde 150 ton civarında bal yurt dışına Balmer üzerinden sadece ihraç edildi. Bu diğer bal ihracatı yapan iş adamlarımızı da işin içine kattığınız zaman, diğer firmalarımızı da işin içine kattığınız zaman 2021 yılında 444 ton civarında bir bal ihracatı ordudan gerçekleşmiş oldu. Tabii bu sene 2022 yılında sadece Balmer üzerinden 200 ton civarında bir bal ihracatımız söz konusu olacak ki bunu dışarıdan diğer firmalar üzerinden yapılacak bal ihracatıyla birlikte bu rakam 600-700 ton civarında gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Tabii 2023 yılında bizim esas hedefimiz 2023 yılında ilde yapılacak bal ihracatını 1000 tonun üzerine çıkarmak. Bu noktada da Balmer'in çok önemli bir görev üstleneceğini, yaklaşık bir 600 tonluk balın Balmer tesislerinden geçmek suretiyle yurt dışına ihraç edilmesini bekliyoruz. Gene diğer firmalarımızın da yapacağı bal ihracatıyla beraber inşallah ordudan 1000 tonun üzerinde bir bal ihracatı gerçekleştirmiş olacağız. Tabii arıcılığın bu kadar yoğun olarak yapıldığı, bal üretiminde Türkiye'de ilk sırada olan bir ile de bu yakışır. Burada ürettiğimiz balların yurt dışına ihraç edilmesi son derece önemli. Bu aynı zamanda üretimimizi de artıracağını, arıcılık sektöründe daha ileri noktalara taşıyacağını düşünüyorum. Tabii bu Balmer tesisinin kurulmasıyla beraber sadece bal değil, balın yanında diğer arı ürünlerinin de Ordu ilimizde üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hem arı sütü, polen, propolis bu tarz ürünlerin de inşallah arı ürünlerinin de üretimini artırmak suretiyle önümüzdeki süreçte inşallah ordudan sadece bal değil, balın yanında diğer arı ürünlerinin de ihracatını gerçekleştireceğiz. Gene ilimizde yoğun olarak üretilen kestane balının da bu sene yurt dışına ihracatını gerçekleştiriyoruz. İlk kez kestane balını da şu an yurt dışına göndermiş olacağız. 2018 yılında biz Balmer Aşağı Kurulu Balmer Şirketi'ni kurduktan sonra yurt dışına ihracatlarımız devam ediyordu. O gün bugündür sürekli de yıl bazında artarak devam ediyoruz. 2021 yılında üreticilerimizden aldığımız balları işte bu sene
Şu anda Almanya ve İngiltere'ye gönderiyoruz. Bugün işte çıkaracağız şey olarak. Amacımız ihracatı artırmak, balımızın hak ettiği değere ulaşması için ihracat şart. Dünyanın çeşitli ülkelerine üreticilerimizin binbir emekle ürettiği balları biz şu anda pazarlamaya devam ediyoruz. Gerçekten ben burada tüm gıda ve yetkililerine de teşekkür ediyorum. Gerçekten dünyanın her tarafına artık ballarımızı gönderiyoruz buradan onlar aracılığıyla. Onlar aracılık yapıyor, biz de tedarikini yapıyoruz. Tabii ki birliklerin bal alması demek bal fiyatlarının bir nebze yukarı gitmesini sağlıyor. İhracatta işte Sayın Cumhurbaşkanımızdan dediği gibi döviz girdisi sağlıyoruz. Bu da bizi yeterince mutlu ediyor. Gerçekten Balmer tesisinde üreticilerimizin binbir emekle ürettiği balların yurt dışına göndermek ve onlara ön ayak olmak, pazar bulmak bizi yeterince mutlu ediyor. Birlik yönetimi ve Balmer olarak bu çalışmalarımız bundan sonraki yıllarda devam edecek. Yani inşallah önümüzdeki sene içinde bu çalışmaları daha da fazla. Gelen talepler şu anda 600 ton civarında. Yani biz önümüzdeki sene 2021 yılında aldığımız işte 200 ton balı gönderdikten sonra önümüzdeki 2022 yılında da yaklaşık bir 600 ton civarında şu anda bir anlaşmamız var. Hani bu anlaşmayı da önümüzdeki günlerde zaten anlaşmayı yapacağız. Hani belki 2022'de bu 1000 tona da çıkabilir. Amacımız tabii ki Balmer tesisinde üreticilerimiz ürettiği balların gerçekten Türkiye orada 18 bin ton bal üretiliyor. Bu balın en azından %30'unu yani 5-6 bin tonunu yurt dışına ihraç edebilmek.